Azerbaycan. Azerbaycan. Tamam. Azerbaycan, Lenken. Yine Beycan dedi. Beycan mı dedi? Evet. Lütfen uyanma bebiş. Azerbaycan, Lenkeran'daki evimizden hepinizi selamlıyoruz canlar. Biliyorsunuz ki 6 yıllık tıp fakültesi eğitimimiz bitti. Artık doktor olduk. Çocuğumuz da doğdu. Şu an burada beşikte uyuyor. Beşikte. İnşallah uyanmaz video çekerken. Ve biz Azerbaycan'a taşındık. Evet geldik efendim. Merhaba canlar. Başlıktan da gördüğünüz üzere yurt dışına taşınıyoruz. Ama biraz clickbait başlık oldu gibi. Çünkü aylık taşınıyoruz. Evet, geçici sürelik taşınıyoruz. Bayağıdır uğraşıyorduk burada. Bavullar falan verdik. Biraz rahata çıktık. Çocukla yolculuk zormuş arkadaşlar. Evet. Bakın. Biz ikimizken böyle her şeyi hızlı hızlı hallediyorduk falan. Ama çocuk olunca her şeyi onun ihtiyaçlarına göre ayarlamak zorundasın. Evet. Ve çocuk olmadan dünyayı gezin yani. O çok önemli. Bir de dostlar, 2 aylık Azerbaycan'a gidiyoruz. Okul bitti, mezun olduk. Çok şükür. Bebiş doğdu gördüğünüz gibi. Bugün 28. günü. Tam 28 günlük. Evet. Ve önümüzdeki yazın Azerbaycan'da güzel bir plan program yapacağız. Yaptık bile. Evet. Sizin için de. Sizin için güzel videolar, video planları yaptık. Çok güzel videolar gelecek. Evet, kanala da abone olun tabii ki. İnşallah bakalım Azerbaycan'ın girişi bu video olsun. Türkiye Havalimanı'ndan tüm İstanbul Nurullah. Evet, İstanbul Havalimanı'ndan kanalımızın takipçilerine sevgiler. Ama az önce de gördüğünüz gibi sadece 2 aylığına buraya taşındık. Biliyorsunuz Yaşar Azerbaycanlı. Evet arkadaşlar, ben Azerbaycanlıyım. 18-19 yaşımda Türkiye'ye gittim. 1. sınıfta Rabia Hanım'la tanıştım. 2. sınıfta evlendik. Bu süreçlerin hepsini zaten YouTube'da sizlerle de paylaştık. Şimdi okul bitti. Azerbaycan'a döndük. Biliyorsunuz tıp bittikten sonra 1,5-2 aylık bir soruşturma, araştırma süreci oluyor. Ağustos sonu, Eylül ayı gibi de doktorların ataması oluyor. Biz de atamaya kadar Azerbaycan'da olacağız. Hekime Hanım'ın bereketlerinden faydalanıyoruz. 0-5 yaş çocuklar öncelikle. Şöyle bir giriş kapısı var. Bayağı var ya. İnşallah sıra çok uzun sürmez. İnşallah. Güzel video planları yaptık ama ne kadarını çekebiliriz, ne kadarını çekemeyiz. Yani bebekle de biraz zor. Evet. Biz bayağıdır videoları çekip hamilelik sürecinde çekip depolamıştık, yüklemiştik sizin izlediğiniz videoların çoğunda. Daha doğum yapmamıştım yani. Evet. O yüzden rahattık, kafamız rahatlamış. Şimdi bebek varken hem video çekmek hem de edit yapmak gerçekten biraz evet. Zor olacak. Bir de arkadaşlar şöyle, biz Düzce'deyken ikimiz oluyorduk, rahat oluyorduk ve akşamları bazen vakit ayırıp, Hekime Nisa Hanım burada ağlıyor, vakit ayırıp edit yapabiliyorduk. Fakat şimdi Azerbaycan'dayız, annem var, kardeşlerim var, ailemiz var, akrabalar gidiyor geliyor. Ama yapacak bir şey yok. YouTube'da böyle. Sizi de çok seviyoruz. Sizin de yani güzel anılarımızı da sizinle paylaşmadan kalamıyoruz açıkçası. Evet. Dostlar, biliyorsunuz bu uçuş işlemleri falan birazcık uzun süren işler. Anam ağladı ya, anam. Biz de birimiz Azerbaycan vatandaşı, birimiz Türk vatandaşı olduğumuz için, bir de çocuğun işte daha pasaportu falan olmadığı için, geçici seyahat belgesi gittiği için bayağı işlemler uzun sürdü. Aslında biz daha güzel görüntüler almak istiyorduk. Şimdi ama geçtik. Artık uçağımızın kalkışına bir saat var. İstanbul Havaalanı'ndayız. Burası Avrupa'nın mı ne en büyük havaalanıymış. Yani Avrupa'nın ya da dünyanın ama bilgiden tam emin değilim. Nereye gidiyoruz? Buraları çek ya. Buralar çok güzel. Bizim uçağımız A5A'dan kalkacak. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Şuradan sağ tarafa doğru gireceğiz. Pardon, sol tarafa doğru. Aşırı kalabalık ve gerçekten aşırı büyük burası.
Tabii burada bir su bile en son 30 lira falandı. Muhtemelen bu şeyler çok aşırı pahalıdır gençler. Azerbaycan'dan çekmemizi istediğiniz video fikirlerini de lütfen yorumlara yazın. Evet. Bize de fikir olsun. Buradan ne çekmemizi istersiniz? Azerbaycan Türkçe kelimelerle ilgili de shortslarımız oluyor. Onları da çok güzel izliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar son 1,5-2 ayda kanalımız 40 binlerden yaklaşık 70 binlere çıktı. Ailemiz gittikçe büyüyor ve bunun için çok mutluyuz. Kanalımıza yeni gelen 30 küsür bin cana da teşekkür ediyoruz. Değerli insanlardan oluşan güzel bir aile. Özellikle Azerbaycan'dan kanalımıza katılan değerli dostlarımızı da buradan salamlayırız. Lenkeran'dan artık aynı ülkedeyiz ve sizleri de çok seviyoruz. Kanalımıza da hoş gelmişsiniz. O zaman yolculuk görüntülerimizle siz yolculukla, sizi baş başa bırakıyoruz. Evet, Hikime Hanım artık uyanabilirsin yavrucuğum. Yine de uyanmasın. Yemek yiyeceğiz. Biz her defasında Azerbaycan'a gittiğimizde veya yurt dışına çıktığımızda şu gişeler oluyor ya, gümrük kapıları. Orada istisnasız hep bir sıkıntı çıkıyor. Hep böyle bekliyoruz. Millet tıkır 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 geçer. Biz yani ya bir belgede sıkıntı çıkar. Hatta bir kere size şu kadarını söyleyeyim. Benim vizemde cinsiyetimi erkek yazmışlardı. Ve bu bayağı bir sıkıntı olmuştu. Yani kimliğim, pasaportum, her şey kadın. Ben kadınım. Vizeye yanlışlıkla... Gerçekten mi ki? Vizeye yanlışlıkla erkek yazdıkları için bizi bir saat falan bekletmişlerdi. Yani o yüzden öyle birazcık bu noktada işimiz uzayabiliyor. Vallahi ben 2-3 gündür uykusuz olduğum için beynim şu an iptal. Ben 28 gündür uykusuzum ama hormonlarım... Ya bırak bu işleri Rabiş ya. Sen bebeğimce iken bile dinlenebiliyorsun. Tabii yarım yamalak kalitesiz uyku oluyor ama. Ben de uyudum da son günlerde ne yapamadım hayatım. Verim alamadım uykumda. Şimdi asansörden alt kata indik. Bir an asansörün varlığını unutup bebek arabasını merdivenden indirmeye çalıştık. Uykusuzluktan herhalde o da. Cahıllıktan. Cahılız biz ya. Bak. Kendine güveneceksin ya. Kendine güvenince bir yolunu bulursun. Bak aslan bak nasıl araba kullanıyor. Aplama bak. Çok da cahıllık yapmayalım. Çok cahıllık. Biraz cahıllık yani. Biraz zor. Kızım. Piştik kızım. Kızımı çek be. Yok kızımı ya o kızımı ya. Çok çekmeyelim. Dünyalar güzeli kızım be. O bize kalsın. Şimdi yol çok uzun olduğu için böyle bantlar var. Dostlar şimdi uçabileceğimiz kapının oraya geldik. Bir şeyler atıştırıyoruz şöyle. Çünkü bayağı bir acıktık. Yorulduk. Zaten sabahta şu an sabahın 6'sı falan. Biraz bir şeyler atıştırdıktan sonra işte uçağa bineceğiz. Artık hava aydınlandı yavaş yavaş. Arkadaşlar tam uçağa binerken Hekime Hanım kaka yaptı. Uçakta değişemeyeceğiz diye. Annesi gitti değiştirdi. Şimdi geliyor şu arkada gördüğünüz. Ne yaptınız? Değiştim geldik. Hadi gidelim. Evet canlar. Türk Hava Yolları havaalanından. İstanbul havaalanı. Hep unutuyorum ya. O kadar cahalım işte. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şu an tüm ellerimde, bacaklarımda çantalar, poşetler var. Çocuk arabası kullanıyor. Ama ne yapak? YouTube işine girdik. Çıkamıyoruz da. Evet, uçağa oturduk.
bilgisayarım uyuyor. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir uçuş süresi var. Evet sevgili canlar, Haydar Aliyev Havalimanı'na geldik, indik, arabamıza bindik. Bizim eşyalardan görünmüyor. Sen, orada bir saklı rabia var. Buradan yaklaşık 2,5-3 saatlik falan yolumuz var Lenkeran'a, evimize. Oraya gideceğiz. Kurban olarak, hemen bunlara kurban. Hemen bunlara kurban olarak. Bacım, bacım.